Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle tamamen devlet ve millet meselesi olan savunma ve güvenlik konularını takdim ettikten sonra tamamen önceden hazırlandığı belli olan ve şahsiyet yapılan bu konuşmayı başlangıçta kınıyorum. Sonunda kınıyorum, ortasında kınıyorum. Birincisi bu. İkincisi, efendim, gerçekten bu arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu konular sağda solda bilen bilmeyen herkesin konuştuğu konular. Bu bir fırsat oldu. Çünkü mahkeme dosyalarında, tutanaklarda, devletin kayıtlarında var olan şeyleri bilmeden sadece kulaktan duyma şeylerle ahkam kesenlere karşı cevap verme bakımından bir fırsat oldu. Efendim tamam. Bir, bu söz konusu bilirkişi raporunda benim dahlim yok. Bunu herkes biliyor. Bütün kayıtlarda var. Bütün kayıtlarda var. Erdoğan. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri lütfen. Bütün kayıtlarda. Sayın Bakan. Bütün kayıtlarda. Sayın Bakan. İncelendiği takdirde. Değerli milletvekilleri lütfen. Değerli milletvekilleri incelendiği lütfen. Takdirde. Arkadaşlar dinleyin. Dinleyin. Sayın Bakan lütfen sakin bir bütün şekilde kayıtlarda sürdürelim. Ahmet Erdoğan'dan kişinin benim icra subayım olmadığını, onun bilirkişi olarak atanmasına benim dahlimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını birden kayıtların hepsini inceleyen bilir. İnceleyin. İkincisi, bir şehitlerimiz oldu. Haberiniz var mı yok mu? Efendime söyleyeyim. Bunun üzerine Gaziantep Hastanesi'ne, Antep Hastanesi'nde yaralılarımız vardı. Yaralılarımızı ziyarete gittiğimizde o üniformamızda arkadaşımızın gösterdiği üniformalı şekilde kara, deniz, hava arkadaşlarımla beraber kuvvet komutanlarıyla beni kapıda dinleyin. Değerli dinleyin. Sayın Bakan. Dinleyin. Sayın Bakan. Sayın Ağbaba. Sayın Ağbaba. Sayın Bakan lütfen. Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri. Cevap veriyorum arkadaşlar, lütfen. Lütfen Sayın Milletvekilleri. Lütfen. Cevap Sayın veriyorum, Bakan, dinleyin. Sakin bir şekilde cevap dinleyin. Verin. Sayın Bakan. Dinleyin. Kapıda beni rektör, vali, belediye başkanı karşıladı. Antep Devlet Hastanesi'nin kapısında. Ve rektörle Sayın beraber, lütfen. Hastanenin baş tabibiyle beraber. Gazilerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret sırasında üst kata kadar asansörle çıktık. Aşağı doğru yürüye yürüye iniyoruz. Tam oradan kapıdan geçerken burada da dedi benim eşim yatıyor. Eşim bulunuyor. İçeri girdik. Orada gördüm ben o gazeteci hanımefendi olduğunu. Serumlu. Merhaba geçmiş olsun dedik. Geçmiş olsun dedik. Evet. Evet. Sayın Özel. Ya yanımızda şahitler var, hepsi var. Sayın Özel lütfen. Sayın Özel. Sayın milletvekili. Ve oraya da bir dakika lütfen veya iki dakika oturduktan sağlayalım. Sonra kalktık devam Sayın ettik. Bakan, lütfen siz de. Efendim burada hastanedeki arkadaşlarını ziyaret etmedi diyenler. Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Bakın orada sizin milletvekili Mehmet Ali oturuyor. Mehmet Ali kaç kere geldi bu hastalığa? Hastalıktan çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü risk aldım ben. Adli müşavire rağmen, savcıya rağmen, hapishane müdürüne rağmen her türlü risk aldım. Dinleyin. Sayın Özel. Efendim, diğer bir husus, önemli bir husus. Efendim, bu madalya meselesi dillere dolandı bu. Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, bilmeyenler lütfen açın internete bakın. Bu bir adet gibi, bu bir gelenek gibi, bu bir efendimiz usul gibi olmuş. Devam edin Sayın Bakan, buyurun. Madalya almayan yok. Bunun bir anlamı da yok. Gittik oraya patır küldür, verdi de paldır küldür. Ne talebimiz var ne şeyimiz var. Ve bir, iki, Sayın bir dakika onu da söyleyeyim. Sayın Özel. Ben bunu şimdi oradaki Odierno'yu korumuyorum. Fakat bilginizi tazeleyin. Çoğa geçiren bu değil. Hayır değil ya.
Allah. Sayın Bakan, değil. Karşılıklı konuşmaya gerek yok. Siz açıklamalarınızı... Arkadaşlar yapın. Önemli bir konuda, önemli bir konuda, diğer bir konuda, efendim ben Nuri Pakdil'e gittim. Ya ben terör örgütünün başına gitmedim. Ben efendim özellikle bir hırsıza gitmedim, uğursuza gitmedim. Efendim gittiğimiz yer bir hasta ziyareti niteliğinde, Turizm Bakanlığı'nın ödül verdiği, Cumhurbaşkanımızın devlet madalyası verdiği bir sanat ve edebiyat adamı. Bunu ziyaret süt mu suç mu? Ayrıca biz siz söylemeden söyleyeyim. Necip Fazıl Kısa Kürek'le lisede öğretmenimizin götürmesi suç mu? Ama Atatürk'e, millete bayrağı diyen neler var? Onları niye görmüyorsunuz? Lütfen karşılıklı olmasın. Sayın Bakan siz açıklamalarınızı... Evet, bitiriyorum, sürdürün. Bitiriyorum. Siz arkadaşlar sürdürün. bir diğer önemli konu, sayın, bir diğer önemli konu. Bunun için de size teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Saat 16'ya kadar, saat 20.30'a kadar darbe lafı yok 15 Temmuz'da. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Saat 18.30'da böyle bir efendim kaçırma olayı, müfer kaçırma olayı duyduğumuzda saat 18.30'da bilen bilmeyen konuşuyor. Emeklisi muvazzafı. Bunlar doğru değil. 18.30'da verdiğim emirle, bizzat verdiğim emirle ceridelerde var, mahkeme dosyalarında var. 18.30'da verdiğim emir, uçakları indirin, uçak kaldırmayın. Tedbiren. Bu emir saat 19.20'de örnek olarak veriyorum. 19.20'de Kars'ta, Kars'taki efendim özellikle havalanında. 19.10'da Hava Kuvvetleri Komutanı'nın telefonunda, oradaki harekat merkezinden yayıldı hepsi. Bir. İki. Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar. Başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. İçinizde yatağa yattığınız zaman düşünün. Kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin. Denemeden söylemeyin. Deneyin. Deneyin. Arkadaşlar burada Sayın Özel'in söylediklerinin hepsini dikkatle dinliyorum. Benim sizden ricam, efendim AK Parti grubundan ricam, lütfen dosyalara bakın, dosyaları inceleyin. Bunların hepsinin açık, seçik, övünecek cevabı var. Akıncı'ya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker, tek başıma oturuyorum. Bütün o alçakların önünde. Önüme iki sayfa çıkardılar. Bunu okuyun, imzalayın dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, bizim ebedi başkomutanımız Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özel'in teröristlere dahi söylemediği, terör örgütlerine kadar söylemediği bir hususu, bir genelkurmay başkanına 49 yıl hizmet yaptım ben. 49 yıl! 49 yıl! Bütün savcıların gözü önünde, bütün milletvekillerinin gözü önünde, hakimlerin gözü önünde, generallerin, amirallerin gözü önünde. 49 yıl! Bir genelkurmay başkanının istifa ettiğinin haberi yok. Haberiniz olur veya olmaz. O benim. Sayın Bakan, son bir dakika daha veriyorum. Buyurun bağlayın lütfen. Emekli oldum. Emeklilikten sonra bu işe demokrasinin böyle gelişmesi, Atatürk ideallerinin gerçekleşmesi, medeniyetin, muhasır medeniyete gitmemiz sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Ve ben bunu kınıyorum. Keşke sizin gibi Atatürk'ümüzün partisinde bir grup başkan vekili olmasaydı. Hain darbe girişiminden sonra Türk ordusu dağıldı, yıkıldı, parçalandı denilmesine rağmen yiğitler kan döker bayrak olmaya, Anadolu başlar vatan olmaya, kızıl elmaya, hey kızıl elmaya en güzel marşını vurmakta mehter, ya Allah, bismillah, Allahu Ekber diyerek Afrin'de 5000 PKK'lıyı çukura gömenlerden Allah razı olsun. İnşallah Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığında girilen Afrin, inşallah bundan sonra Milli Savunma Bakanlığı döneminde Münbiç, Telafer,
Delayap, Sincar dahil olmak üzere Türk yurdu, Türk vatanı olmalıdır diyor. Sayın Bakan'a en içten dileklerimle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.